Eşkenar dörtgen konusunun ilk testinin 2. bölümünün ilk sorusuyla çok iyi sıraladım. Beraber yapalım. ABCD bir eşkenar dörtgen. BE EC'nin 2 katı, EF'nin de 2 katı ve 8 santim. Öyleyse x kaç santimetredir? Şöyle düşünelim. BE EC'nin 2 katıymış 8. Yani BE 8'miş. EC'nin 2 katı 8 ise kendisi 4'tür. EF'nin 2 katı 8 ise kendisi 4'tür. Eşkenar dörtgenin bir kenarı ne gelmiş oldu? 8, 4 daha 12. Öyleyse burası da 12 olmuş oldu. Biliyorsunuz eşkenar dörtgende karşılıklı kenarlar birbirine paraleldir. Öyleyse şurada kelebek benzerliği uygulayabilirim. Neydi o? 4'ün x'e oranı 8'in 12'ye oranı. 4 bölü x eşittir 8 bölü 12. Bakın bu bunun 2 katına çıkmış 8 olmuş. Bu da 2 katına çıkmış 12 olmuş. Öyleyse x 6 santimetre olmalı. Cevabım C şıkkı. Sıradaki soruyu yapıyorum. ABCD bir eşkenar dörtgen. Bu dörtgenin alanı 20, çevresi 20. Öyleyse DB yani x kaç santimetredir? Biraz matematik yapalım bu soruda. Değişik bir çözüm yolu uygulayalım. Farklı olsun. Birkaç farklı çözüm yolu var. Ben bu yolu burada size öğretmek istiyorum. Şimdi ABCD'nin çevresi 20 santim ise 4'ü de eşit olduğundan dolayı 5 paylaşmak zorunda. Bu bir. 2. Alanla alakalı 20 santimetre kare olduğu söyleniyor. Şimdi aradaki açının sinüsü kullanılarak bu soru yapılabilir. Kosinüs teoremine de gidilebilir. Bunun için trigonometri bilmek lazım. Hadi bilmiyoruz, trigonometriyi hatırlamıyoruz. O zaman şimdi anlatacağım yolu hatırlayalım, bilelim, öğrenelim. Geometride birden fazla çözüm yolunun olması sizi her zaman böyle can simidi gibi kurtarır. Aklınıza gelen çözümü deneyin. Eğer DB köşegense ben bir köşegen daha çizeyim. AC'yi de aldım köşegen olarak. Şimdi köşegenler dik kesişiyor. Bunu hatırlayalım. Tamamı x ise öyleyse burası x bölü 2. Burası x bölü 2 oldu. Bunu da tamamına y diyelim. Y bölü 2. Y bölü 2 olarak böldünüz. ABCD eşkenar dörtgeninin alanı hesaplanırken köşegenlerinin çarpımının yarısı idi. Köşegenim x çarpı diğer köşegenim y bölü 2. Peki alan ABCD soruda 20 olarak verilmedi mi? Evet. 20 eşittir x çarpı y bölü 2. Öyleyse x çarpı y'yi 40 santimetre kare olarak buldum. Bu birinci adım. Gelelim ikinci adımımıza. Pisagor uygulayabilir miyim şu üçgende? Evet. Bunun karesiyle bunun karesini toplam bunun karesine eşittir. Yani x bölü 2'nin karesi artı y bölü 2'nin karesi eşittir 5'in karesi. X kare bölü 4, y kare bölü 4, x kare artı y kare bölü 4 eşittir 25'ti. 4 ile 25'i çarparsanız ne geldi? 100. Bu da elimde dursun. Gelelim 3. faslımıza. Arkadaşlar x kare artı y kareyi biliyorum. X çarpı y'yi de biliyorum. O zaman x artı y'yi bulabilirim. Hatırlarsanız bir açılım vardı. X artı y'nin karesi x kare artı 2xy artı y kare idi. X artı y'nin karesi eşittir. X kare artı y kareyi ne bulmuşum? 100. Xy'yi ne bulmuşum? 40. 2 kere 40 80. 100 daha 180 eder. Her iki tarafın karekökünü alırsanız hiç uzatmayalım. X artı y eşittir 36 çarpı 5'ten 6 kök 5 santim geldi. Şimdi ikisinin toplamı 6 kök 5 ve şurası 5. Şöyle düşünelim. İkisinin toplamı 6 kök 5 olacak şekilde varyasyonlar, kombinasyonlar aklımıza gelsin. Mesela 2 kök 5'e 4 kök 5 dersem toplamları 6 kök 5 eder. Hocam x'e neden küçük değer verdik? Dikkat edin, x dar açının gördüğü köşegen, y geniş açının gördüğü köşegen. Dolayısıyla x'in daha küçük olması lazım. Deniyorum. Acaba sağlayacak mı? X'e 2 kök 5 verdim. 2 kök 5'in yarısı ne yaptı? Kök 5. Y'ye 4 kök 5 verdim. 4 kök 5'in yarısı ne yaptı? 2 kök 5. Dik üçgende kök 5, 2 kök 5 ise hipotenüs kısa kenarın kök 5 katıdır. Kök 5 ile kök 5 çarptınız 5 geldi. Gerçekten bakın karesini aldım 5. Karesini aldım 20, 25. 5'in karesi 25. Sağladı. Yani verdiğim değerler doğruymuş. Öyleyse ben x'i ne bulmuş oldum? 2 kök 5 santim bulmuş oldum. Bu da benden istenen şeydi. Peki hocam verdiğimiz değerleri hatırlayamazsak ne yapacağız? Matematik yapacaksınız. Şunu hasbelkader gördün, yaptın, sınav anında kısa yoldan buldun. Peki eğer böyle yapamazsak? Şimdi arkadaşlar x'i diğer tarafa atalım. Bu da size ekstra bir şey olsun. X'i diğer tarafa atınca y ne gelmiş oldu? 6 kök 5 eksi x gelmiş oldu. Ben onu şurada kullanabilirim. X kare artı y yerine ne yazıyorum? 6 kök 5 eksi x'in karesi. Eşittir 100 mü? Evet. Açın parantezleri. X kare artı 6 kök 5'in karesi 180 eksi 12 kök 5. Birinci ile ikincinin çarpımının 2 katı. Artı ikincinin karesi eşittir 100. X kare 2x kare yaptı. Bunu da bu tarafa attınız. 80. Her tarafı 2'ye bölün. X kare eksi 6 kök 5x artı 82'ye böldünüz 40 eşittir 0. Şimdi kafa çalıştırma zamanı. 40'ın çarpanlarını düşüneceksiniz. Toplamları da 6 kök 5'e verecek. 2 kök 5'e 4 kök 5 dersem çarpalım. 2 kere 4 8. Kök 5 ile kök 5'i çarptınız. 5. 8 kere 5 40. Toplamları 6 kök 5'i veriyor mu? Eksi 6 kök 5 olması lazım. O zaman ikisine de eksiyi koyun. Öyleyse x'in bir değeri 2 kök 5 gelir. Bir değeri 4 kök 5 gelir. 4 kök 5'i veremezsiniz çünkü dar açı. Öyleyse 2 kök 5'i vermek zorundasınız. Biz de onu burada bulmuştuk. 9. sorumuzu yapalım. ABCD bir eşkenar dörtgen. CB açıortay. Zaten şunu da biliyorsunuz. AC de açıortay. Çünkü eşkenar dörtgende köşegen açıortaydır. Alan AEC 6 kök 3 santimetre kare ise x kaç santimdir? Biraz önce söyledim, yeniden tekrarlıyorum. Eşkenar dörtgende köşegen açıortay olacak. Yani şu açıyla şu açı aynı. Pekala Z'den hop burası da aynı. Açıortay olduğu için burası da aynı. Alfa dedim, alfa dedim, alfa, alfa, alfa. İki iç açının toplamı komşu olmayan bir dış açıyı verdi, 2 alfa. Artık soru gayet kolay. Neden hocam? Çünkü bakın 2 alfa, alfa 90. İç açıları toplamı 180 mi? Evet. Alfayı ne bulurum o zaman? 30 bulurum. 2 alfa ne olur? 60. Alfanın gördüğü kenara k dersem 90'ın gördüğü bunun 2 katı 2k. 60'ın gördüğü k kök 3. Dikkat edin şurada bir ikizkenarlık yok mu? Var. Neden? Zaten eşkenar dörtgen. 2k ise burası da ne gelmiş oldu? 2k gelmiş oldu. Şimdi artık değerleri yerine yazabilirim. Alan AEC. Alan AEC eşittir. Alttaki kenarımız 3k çarpı diğer dik kenarımız k kök 3 bölü 2. Peki alan AEC soruda bize 6 kök 3 olarak verildi mi? Verildi. 3 k kare kök 3 bölü 2. Kök 3'ler bir gider. 3 ile 6'yı sadeleştirdiniz. 2. 2 kere 2 4. K'nın karesi 4 ise kendisi ya 2 ya da eksi 2'dir. Eksi 2 olamayacağı için 2 gelmiş oldu. Gelelim ikinciye. Bizden x isteniyor. Şöyle yapalım. Biz alfayı ne bulmuştuk? 30. Şurası da 30. AEC üçgenine dikkat edelim. AEC üçgeninde 30'un gördüğü k kök 3 mü? Evet. 90'ın gördüğü ne olmalı? 2k kök 3 olmalı. Bakın bir daha söylüyorum. Şu üçgene bakın. 30'un gördüğü k kök 3, 90'ın gördüğü bunun 2 katı 2k kök 3 olmalı. Öyleyse x eşittir 2k kök 3, yani 2 tane 2 kök 3. Dolayısıyla cevabım 4 kök 3 santimetre bulunur. Bu da bizim C şıkkımızdaki cevabımız. Bir sonraki soruyu da yapıyorum. ABCD bir eşkenar dörtgen. AC 36, EF 12 santim. Öyleyse alan ABCD kaç santimetre karedir? Güzel bir soru. Dikkatlice bakmak, kontrol etmek lazım. Şimdi şu bir köşegen. Öyleyse benim bir köşegende şuradan çizip, bir köşegende buradan çizip şuranın 90 olduğunu hatırlamam lazım. Bunu hatırladım. Çünkü köşegenler dik kesişiyor. Arkadaşlar şuralar birbirine paralel olduğu için EF'yi tutup şöyle şu tarafa doğru taşıyabilirim. Yani ben EF'yi aldım, şu köşeye kadar getirdim, taşıdım. Bunda da herhangi bir problem yok. Eşkenar dörtgenin bir kenarına Y diyelim. Dolayısıyla burası da Y gelmiş oldu. Köşegenler birbirini ortaladığı için şuraya X dersem bu kısımda X olmuş oldu. AC'nin tamamı 36 idi. Şu kısım 18 ise şurası da 18 gelmiş oldu. Pekala. EF 12 ise BT de yine 12 gelmiş olacak. Bu da tamam. Şimdi bakın, ABD üçgeninde alan formülünü yazarsam. Alan ABD neye eşit? Yüksekliğim, bura 18 ise burası da 18 değil mi? Evet. 18 çarpı tabanım 2x bölü 2. Ben bunu bir şekilde daha yazabilirim. Bakın yine ABD için yüksekliğim 12, tabanım y. 12 çarpı y bölü 2. Şunlar gitti. 36, 12 ile sadeleştirirseniz 3x eşittir y gelmiş oldu. Yani eğer ben x'e k dersem y de 3k olmuş olacak. Bu bir. Gelelim ikinci faslımıza. X'e k dedim. Y 3k oldu. Hocam şurada Pisagor uygulayabiliriz. Evet, ben de onu yapacaktım zaten. Bunun karesi artı bunun karesi bunun karesine eşittir. K kare artı 18'in karesi 3k'nın karesidir. 3k'nın karesi 9k kare. Atalım bu tarafa. 8k kare eşittir. Hocam işte 18'in karesini bulursak, bulma. 18'in karesini 18 çarpı 18 diye bir yaz bakalım. Şunun içinde bir tane 2 var. 9 çarpı 2. Bunun içinde bir tane 2 var. 9 çarpı 2. Yani 4 etti. 4 ile 8'i sadeleştirdin. 2k kare eşittir 9 çarpı 9 geldi. Şimdi her iki tarafın kare kökünü alırsan k kök 2 eşittir. 9'un karesi dışarı 9 olarak çıktı. Şunun altına atalım. K eşittir 9 bölü kök 2 santim. İşimize yaradı. Gelelim 3. faslımıza. Bizden eşkenar dörtgenin alanı isteniyor. Eşkenar dörtgenin alanı İki tane köşegeninin çarpımının yarısına eşittir. Alan ABC'de. Bir köşegen uzunluğum zaten sorunun başında verilmişti. AC 36 çarpı. Diğer köşegenim 2x 2 çarpı. Biz x'in ne olduğunu biliyoruz. K. Yani o da ne gelmiş oldu? 9 kök 2 bölü 2 gelmiş oldu. Değil mi? 9 bölü kök 2 demek. 9 kök 2 bölü 2 demek. Yazıyorum. 9 kök 2 bölü 2. Altta ne var? 2. Şimdi şu ikiler gitti. 36 ile 2'yi sadeleştirdiniz. Şurada 18 kaldı. 9 kere 9 81. 2 ile daha çarparsanız 162 kök 2 santimetre kare bulunur. Bu da benim D şıkkımdaki cevabım. 11. sorum. ABCD eşkenar dörtgen. Yani kenarlarım aynı. Peki. 30 DB köşegeni 4 santim. Öyleyse alan ABCD kaç santimetre karedir? Bence eş kenarlardan her birisi de 4 santimetre gelecek. Hocam bunu nereden gördünüz? Bakınca görülüyor zaten. Espri yapmadım. Gerçekten bakınca görülüyor. Bakın şimdi 90, 30 ise şurası ne geldi? 60. Z var mı? Var. 60 ise burası da nedir? 60. Eşkenar dörtgen olduğu için ikizkenarlık da mevcut. Dolayısıyla eşkenarlık mevcut. 60, 60 oldu. Hani şuralar aynı ya. 4, 4. Burası da 4 geldi. Demek ki buradan bulunuyormuş. 90'ın gördüğü 4 ise 30'un gördüğü 2, 60'ın gördüğü 2 kök 3 santimetre. Alan ABCD'yi soruyor. Şöyle yapalım. Tabanı da biliyorum. 4. Eğer şurayı kapatmış olsaydınız, şu kısım kapanmış olsaydı, elimde ABC üçgeninden 2 tane olacaktı. Şimdi ben ABC üçgeninin alanını bulabilirim. Taban çarpı bu tabana ait yükseklik bölü 2. Alan ABC'de 2 tane alan ABC'ye eşit. 2 tane alan ABC'yi yazıyorum. Taban 4 çarpı bu tabana ait yükseklik 2 kök 3 bölü 2. Şunları sadeleştirdiniz. 8 kök 3 santimetre kare gelir. Bu da benim E şıkkımda mevcut. Farklı yolları da var. İsterseniz şu köşegenin uzunluğunu da bulabilirsiniz. Köşegenler dik kesiştiği için hop 90'ın gördüğü 4, şurası 30, burası 2. İki köşegenin çarpımından da yapabilirsiniz. Yol çok. Eşkenar dörtgen testimizin son sorusunu birlikte yapalım. ABC'de bir eşkenar dörtgen. Peki DFE doğrusal, AC ile DB'nin, bakın AC ile DB köşegeninin kesiştiği noktada K, şu aradaki FK 2, AD 10. Buna göre alan ABCD nedir? Alanla alakalı bilmeniz gereken en önemli özellik eşkenar dörtgende şu: köşegenler dik kesiştiği için eğer köşegen uzunluklarını bulabilirseniz alanı rahatlıkla bulabilirsiniz. Köşegenleri nasıl bulabiliriz hocam? Birlikte bakalım. Şimdi şu kısım 10 ise eşkenar dörtgen olduğundan dolayı bütün kenarları 10'dur. Burası da 10. 2'ye bölmüş 5 olarak yazabilirim. Pekala. Biz şuraya x diyelim. Şu iki köşegenin kesiştiği nokta diktir. Ayrıca köşegenler birbirini ortalar. Bakın şimdi şurası x artı 2 mi? Evet. Öyleyse burası da ne olmak zorunda? X artı 2 olmak zorunda. Birbirini ortalar. Yani birbirine eşit olmalı köşegenlerin böldükleri parçalar. Peki. X artı 2, x artı 2 geldi. Şu taradığım yerde kelebek benzerliği yapılabilir. X'in x artı 4'e oranı ...5'in 10'a oranı. Benzerlik konusunda yapmıştık. 1'e 2 oranı var. 1'e 2 oranı olabilmesi için 4'e 8 olmalı. Yani x eşittir 4 santim gelir. Ya da sadeleştirin, içler dışlar yapın. X'i 4 santimetre buldum. Gelelim ikinci kısma. O zaman x artı 6. 6 geldi. Şurası 10. Bakın 6, 8, 10 üçgeni olmayacak mı? Evet, burası 8. Köşegenler birbirini ortaladığından şu kısımda 8. Artık alanı rahatlıkla yazabilirim. Alan ABCD. Şu köşegenin uzunluğu 16. Ne güzel. Bu köşegenin uzunluğu 6 burada, 6 da burada. 12 bölü 2. 12 ile 2'yi sadeleştirdim. Kaldı mı 6? 6 ile 16'yı çarptım. 96 santimetre kare eder ve bu da benim E şıkkımdaki cevabım. Bir sonraki testte görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.